Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere klozetlerin iç takımları nasıl çıkarılır ve nasıl yerine yerleştirilir, takılır. Bununla ilgili size bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Bozulduğunu nasıl anlıyoruz? Böyle basınca içinden su akmıyor. İç tarafını da şimdi göstereyim size. Öncelikle bunu kırmadan kaldırıyoruz. Böyle kenara koyayım. Ben bu şekilde iç takım aleti zaten bu. İçine yerleştirilen şey bu şekilde. Zaten sorarsanız internette de bulabilirsiniz. Bilen kişiye de sorarsanız verir. Bunlar bu şekilde kırılmış. Şu da basmıyor. Zaten içi de su dolu. Hiçbir şekilde basmıyor gördüğünüz gibi. Şuralarda bulunan vidaları yıldız tornavida yardımıyla çıkarmaya çalışacağım ve şu üst taraf değil, alt taraf musluğun şu üst tarafa giren şu somununu çıkarmaya çalışacağız. Bunu çıkarayım derken bu elimde kaldı. Gördüğünüz gibi alt tarafı bir tuhaf olmuş. Yani bozulmaması imkansız. Hele kiracıysanız bunları sizin değiştirmeniz gerekiyor. Sizden önceki kiracı çünkü bırakıp kaçıyor. Vidaları güzelce gevşettim. Bu aşağı tarafta şunlar var. Somonlar. Bunu bu şekilde çıkarıyorum. Diğer tarafı çıkardım. Bu tarafı da çıkardım böyle parçalarını. Şimdi şu şeyi de çıkaracağız arkadaşlar. Bu taharet musluğu. Bu da bunu dolduran musluk tarafı. Yani bunun alt tarafı. Burayı şöyle bir alet, su anahtarı da olur. Şöyle bir ağzı olan pense de olur. Benim evde yoktu. Bunu da komşudan aldım. Bu şekilde araya takıp şurayı, somonu çıkarmanız gerekiyor. Gevşettikten sonra elimle çıkaracağım. Sular aşağıya dökülmeye başladı. Gördüğünüz gibi alt tarafındaki somunları zaten çıkarınca kendiliğinden çıktı. Alt tarafı bir tuhaf olmuş. Şimdi bunları güzelce sökeceğim. Sökerken dediğim gibi söktüğünüz yerlere dikkat edin. Bunu da şu iç taraftan tutup, yani iç taraftan sabitleyip buradan çevirerek çıkarıyoruz arkadaşlar. Değişik kireç tutmuş. Her tarafı kireç. Kireçli bölgenin zararları daha çabuk bozulmasına neden oluyor bunların. Bu tarafı da arkadaşlar şöyle aletle tutup çıkarmanız gerekiyor. Kapağını da arkadaşlar aynı bu şekilde tutup çeviriyoruz. Diğer aparatı da aynı bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Tamamen klozet parçalarını çıkardım. Bunlar da içinden çıkan parçalar. Şimdi yeni aparatı içine yerleştirmeyi deneyelim. Evet arkadaşlar, güzelce parçaları çıkardım. Şimdi takmasına geçelim. Bu şekilde ucuza ürün almıştık. Ucuz olduğu için de haliyle kalitesi de biraz adi oluyor. Özellikle bu kapağı takayım size. Bu kapağı hiç sevmedim. Onun için videonun sonlarına doğru eski kapakla değiştirdim bunu. Bu şekilde kolayca takılabiliyor. Zaten elinize tutsanız da anlarsınız. Tüm parçalar takılacak kendi parçalarıyla geliyor zaten. Sadece bu vidalar, somunlar, halkalar çok kafa karıştırıcı geldi bana da. Burada da çözmeye çalışıyorum. Bu üçgensi olan halka en önce takılacak vidaya, gerisini de takarken gösteririm sizlere. Eski çıkardığım vidaya bakarak yapacağım. Bunlar da eski çıkardığım vidanın parçaları. Eskisi bu şekildeymiş. Fakat eskisiyle yeni aldığımın parçaları aynı değil. Yeni aldığım biraz eksik sanki. Bu şekilde uzun halkaya beyazı geçiriyorum. Sonrasında siyah halkayı.
Bu şekilde somun takmasanız da olur, taksanız da olur, fark etmiyor. Önemli olan en baştaki beyaz yer. Onu güzelce bu deliklerden geçiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu vidaları tam ortalamak ki içinden su sızmasın. Bu şekilde beyaz halka, sonra o yuvarlakları en sonunda somonları takıyoruz. Somonları güzelce sıkıştırarak takın ki içinde su sızıntısı olmasın. Sonrasında bir aletle pense olur, su anahtarı olur. Bu şekilde somonları güzelce sıkıştırın. Şimdi de büyük parçayı takalım. Büyük parçanın takılacak aparatı zaten üzerinde. Bunu güzelce çıkarıyoruz. Büyük halkayı gördüğünüz gibi. Sonrasında o sünger orada kalacak. Onu çıkarmayın. Bunu iç taraftan buraya geçireceğim. Göstereyim size hemen. Buraya geçirdim. Sonrasında halkasını güzelce elinizde takabilirsiniz. Anahtara gerek yok. Plastik çünkü. Sonrasında bu sünger halkayı güzelce üzerine yerleştiriyorum. Birazdan da şimdi şamandırayı takmayı göstereyim size. Bunun arkadaşlar özellikle bu aparatını ilk başta çevirerek sıkıştırın ki içinde dönerek çıkmasın. Sonradan çok zor dönüyor çünkü içinde dönmüyor hatta. Burada önemli olan şamandırayı bu gösterdiğim şekilde içine yerleştirmeniz arkadaşlar. Çünkü hareket edecek ortamı olması lazım. Siz eğer sağa veya sola doğru döndürürseniz onu hareket edemez, görevini yapamaz. Bunu da bu şekilde beyaz halkasını sonra da kendi somonunu yerleştiriyoruz. Bunu da güzelce alet yardımıyla sağlam sıkıştırıyoruz ki dönme yapmasın, çıkmasın. Şimdi tüm aparatlarımı taktım. Su gider hortumunun o somonunu yerine yerleştireceğim arkadaşlar. Üst taraf taharet musluğu, alt tarafın hortumunu yerleştireceğiz yerine. Özellikle ona dikkat edin. Bazı evlerde farklı olabilir. Bu somonu da güzelce elimle yerleştireceğim. Sonrasında alet yardımıyla güzelce sıkıştırın ki su akıtma yapmasın. Şimdi yerine kaldırıp koyuyorum. O iki tane vida, iki tane delik var. Oralara girecek. Bu şekilde şimdi somonları alt tarafından yerleştirip güzelce sabitleyeceğim. Önce bu siyahları takacağım. Sonrasında bu kelebek gibi olanları. Bunları güzelce sabitleyin ki sağ sola o büyük su dolan şey sağ sola hareket etmesin. O tarafı yaptım. Bu tarafı da güzelce sıkıştıracağım. Birazdan kontrol edeceğiz çalıştı mı diye. Gördüğünüz gibi her şey sağlam. Musluğunu açıp suyunu dolduracağım. Suyu doldu arkadaşlar. Düğmesine basıyorum. Düğme çalışmıyor. Bunu hemen göstereyim size. Bu aparatı güzelce döndürüp yukarıya kaldırmanız gerekiyor. Çünkü kapağının bu alt tarafında olan yer oraya baskı uygulayacak. Yani aşağıya bastıracak ve çalışma sistemi o şekilde. Böyle de suyunu akıtacak. Ben bu kapağın yerini hemen şu şekilde çıkarayım. Fakat üst tarafı değil, içinde o sabit kalan yeri döndürmeniz gerekiyor. Bunu güzelce yukarı kaldırdığınız zaman, yani aşağıda olduğu için o bastığınız yer oraya bitişmiyor. Ben bu kapağını sevmedim. Eski kapağımla yer değiştiriyorum. Çünkü çok adi geldi. Eski kapağımın orası gördüğünüz gibi yuvarlak. Daha rahat basabilir alttaki butona. Bununla değiştirdim. Bu şekilde arkadaşlar kapağımı da yerleştirdim. Burayı döndürerek yukarıya doğru çıkardım. Daha iyi basabilsin diye. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek oldu. Şimdi kapağımı yerine yerleştiriyorum ve çalışmaya başlayacak.
Ustası değilim. İlk kez kendim yapmaya çalıştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.